Far meselesini evet arkadaşlarımız sormuşlar. Evet Müge Hanım, oto elektrikçi uzmanına sorduk. Araç çalışmıyorsa eski nesil ampuller 1 saat dayanır sadece. LED ampuller yani yeni nesil ampullerse en fazla 4 saat dayanabilirler diyor. Markasını da söyledin mi? Yeni nesil, eski nesil. Kaç model bu yeni araba? Yeni nesil. 2010 model. He? 2010. 2010 modelde he. Araç. Onu da belirttik. Bu en fazla 4 saat diyor. Far açıklığı. Aynen öyle. Ve 4 gündür orada bekletildi. 5. gün bulduk Kübra. 5 gündür orada olması lazım. Bir de o yol öyle kaza yapılacak bir yol da değil. Evet, onu arkadaşlar da söylediler. Virajlı bir yol değil. Düz bir yol. İşte bak doğru söylüyorsun. Ya çünkü benim araba da durmaz fara açık. Evet. Nasıl durmuş o zaman ya orada 4 gün 5 gün? Bu tek başına aslında olayın seyrini çok değiştiren bir teknik bilgi. Yani tek başına bu bilgi bile olayın seyrini bambaşka bir noktaya getirir mi? Getirir. Ya eminsin farının açık olduğunu. Ben tam şu ön yukarıdaki o yolun başında bekliyordum. Büyük ekran verir misin? Hı. Şu yolun baş kısmında bizi beklettiler. Hemen burada değil, öbür tarafında. Branda çekiliydi. Brandalar aşağıya indirilmiş hali bu. Brandalar çekildiği zaman biz o tarafı ön tarafa geçtik. Küçük bir aralık vardı. İtfaiye de diğer tarafta, yani arka tarafta kapıları şey yapıyorlardı, söküyorlardı oradan kardeşimi çıkartmak için. O anda şu bize bakan şu taraftaki şeydeki farı yandı. Hatta farı yanıyor dediler, kapattılar oradan. Birkaç arkadaşı da şahit oldu orada. Hepimiz gördük o farının orada yandığını. Baksana 4 saat. Ne dedin Kadri? 1 saat, 4 saat. Evet. Eski nesil farlar 1 saat. Yeni nesil farlar. Anacığım her şeyin de yeni nesli çıkmış ha. Yeni nesil farlar 4 saat. LED'ler 4 saat yanıyor. Bizim eski bildiğimiz farlar 1 saat yanıyor. Benimki de LED. Hocam 4 de olsa 1 de olsa nasıl olacak o zaman bu? Bizim beşinci günde bulundu bu araç. Bizim aklımızda olsa gecelerden birisi de görünürdü. Yani 5 gündür o orada. Hadi diyelim ki bir şekilde yandı. Ama bir şekilde yandı. Hiç mi akşamleyin birisi, hiç mi o yoldan geçmedi? O kadar işlek, o kadar sürekli araba geçiyor. Araba geçmese tır geçiyor. Yani insan der ki yani buradan ne ışık geliyor böyle, far ışığı nereden geliyor? Uzun mu, yakın mı yanıyor onu da bilemiyoruz. Şimdi bir tane velev ki yansa diye bir şey olmaz zaten. Biz de memleketçe hep böyle velevkilerdeyiz de yani. Velev ki yanmıyormuş işte. Adam diyor ki 1 saatte 4 saat arası. Velev ki 6 saat olur atıyorum yani. 5 saat olur, 6 saat olur. Şimdi biz 5 günden bahsediyoruz i̇şte yani. 24 saatte 5'i çarparsan kaç günden, kaç saatten bahsediyoruz? Nasıl o zaman far açık olacak? İşte, aklımızı kurcalayanlardan birisi de bu zaten. Emin peki sana hiç bahsediyor muydu Samet? Mesela böyle işte kız arkadaşım, kız arkadaşımın abisi, eski sevgilisi, yani kız arkadaşımın arkadaşı, yani hiçbir sıkıntısı var mıydı? Bana abisinden falan bahsetmedi. Bana sadece hep evlilik hayalini kurduğunu, işte kardeşim böyle yapacağım, kardeşim şöyle düğün olacak. Hep yani çok hevesliydi çocuk, çok istiyordu evlenmeyi. Yani ne diyeyim abla şimdi de yani anlatılmıyor. Hiç abisiyle ilgili herhangi bir şey demedi. Yani... Bilmiyorum tabii. Rabia'nın abisinin de söz hakkı var. Melisa'nın abisi yok ki. Rabia'dan bakıyorum. Rabia'nın. Rabia'nın abisi neden kız kardeşinin, kız arkadaşının erkek arkadaşıyla olan ilişkisi konusunda bir yorum yapsın? Mesajda da vardı o gün. İlginç ama yani. Karışma yetkisini nereden alıyor? Evet ve o diyalog aralarında öyle bir diyalog nasıl geçti? Doğru yani. Ama yani hayır, Melisa onlarla beraber yaşıyor. Fakat arkadaşlar... Ama Rabia'ya kızar o zaman. Bak benim en baştan beri anlayamadığım şu zaten. Madem bu kadar karışılan, görüşülen bir grubun içindesin ya... ...nasıl o zaman gece çıkıyorsun da bankaya para çekmeye? Bir önceki gün çekmiş. Kardeşime de para çekmeye gidiyorum diye mesajı var. Yani çekmişsin, bir daha niye, nasıl para çektin? Bir de senin pazar günü gideceğin belli. Görüşmek isteyen illaki o arayı bir Samet'e sıkıştır. Bir ona göre plan yapar. İşte orada Samet yok zaten aslında. Pazar gününkü görüşmede benim anladığım, ben bunu Melisa'ya da söyledim. Şey yok tamam yani bir görüşme alanı yok, bir plan yok. O plan olsa zaten 7'de binecek otobüsüne, gelecek Çorum'a ve görüşecek. O 7'de işte çıkacak, o 7'de otobüsüne binecek, 7.30'da, 8'de neyse buluşacaklar. O yok ki. Saat 9, 9.30 oluyor.
Rabia'nın abisi, kuzeni vesairesi geliyor. O arabayla geri dönüyor. Ki ondan evvel de Rabia'nın annesi babası dönmüş. Onlarla da dönmüyor. Onlar küçük çocuklarla gitti diyor. E sonra sen kaçta geleceksin? Sonra eve geliyorsun, saat olmuş. Yani iki otobüsüne bineceksin. Madem bu kadar abisi iş yerinden getirildiğinde laf söyleyecek de gece saat 11.30'da sen nereye gidiyorsun bankadan para çekme? Bir de diyor ki 10 dakikalık gidiş, 10 dakikalık geliş. Yani benim oraları kafamda hiç oturmadı. Size çok katılıyorum. Ben pazar günü Samet'le Melisa'nın buluşma programı olduğunu bu gidişattan çıkaramadım. Sürekli uzak tutmaya çalışmış çocuğu zaten bir şekilde. Bir de sürekli olarak ezbere kelime kullanıyor. Samet'in gözü görmüyordu. 22 yaşındaki çocuğun gözü niye görmeyecek sanki? Niye görmüyor katı? Öyle problem yok. Sadece bizim aramızda bir şaka olmuştu. Samsun'da bir düğün oldu. Biz aslında Samsunluyuz. Arabayı da babam bir yolda Samet'e veriyor. Orada da çok küçük böyle bir şey oluyor. Arabayı sallıyor mu bir şey oluyor ben bilmiyorum oraya. Babam daha iyi anlatır. Bize dalgasını geçtik. 64 yaşındaki adam senden daha iyi araba kullanıyor. 22 yaşındasın falan filan gibi dalgasını geçtik. Kardeşim muhtemelen bunu paylaş. Çünkü her şeyini anlatan bir çocuktu. Oradan o yüzden bir, Melisa gözü aynen, görmüyor. Aynen oradan bir yakalıyor. Yani gözü görmüyordu. Hızlı kullanırdı. Daha kaza olayı fena yokken sürekli bekliyor. Olarak işte kaza yapmış olabilir. Hani hep kazaya bir vurgusu var. İşte hız yapmak için çıkıyormuş kardeşim. Neden İskilip'e kadar hız yapmak istesin ki? O da ayrı bir muallak. Yani hız yapmaya çıkar. Hep bu şekilde Samet zaten hani belayı kendisi çağırmışa getirdi. Yani sürekli bir yönlendirmesi var. Mesela tenha yerlerde bekliyordu. Orada geceliyordu, yatıyordu. Kardeşimin hiç öyle bir huyu yok. Çorum'da kime sorarsanız sorun kardeşimi yani %80 Çorum kardeşimi tanıyor. Tanıyor. 8 yaşından beri orada. Hiçbiri. Videosu da var hatta. Hiç yok herkes de çok şey ya zaten 22 yaşında ama öyle nasıl diyeyim kopuk bir çocuk değil. Değil. Yani öyle kopuk değil. Düzgün bir çocuktan bahsediyoruz. Güzel, neşeli. Yani şu aynen. Şekilde. Mesela zaten baksana 22 yaşında evlenmek istiyor yani. Hani oradan pay yani, biçin. Aile kurma hayali aile olan bir istiyor. Çocuk daha 22 yaşında aslında ne kadar genç diyor ki evleneyim falan. Baksana böyle de eğlenceli de bir çocuk. Çok yazık ya. Ya vallahi yazık yani. Öyle bazı kopuklar oluyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor falan filan. Hani oh olsun demiyorsun ama diyorsun ki artık hani o yolun girmiş yani. Hani o yolun yolcusu diyorsun ama bu öyle de bir çocuk değil. Bu çocuğun şimdi pazar günü sevgilisi Ankara'dan gelmiş. Niye? Bu asker uğurlaması mı? Evet, asker uğurlaması. Ah canım benim ya. Bilmiyorum o yol bu kadar işlek bir yol diyorsunuz. Hiçbir şeyde görmedim. Yani hiç görmediğim hiçbir bilgi de alamadım. Düşünün bir kafam orada kaldı da. Özür dilerim. Hani o kazayı gören hani şöyle yanımızda oldu diyen de çıkmadı yani. Yine söylüyoruz. En azından ailenin içini rahatlatmak için en azından orada bir kaza gördüm, bir olay oldu diyen varsa mesela aynı gün yine kardeşinizi bir kadın bir erkekle gördüğünü söyleyen biri var. Sürekli bir iki erkek var Müge Hanım. Sürekli bir iki erkek. Mesela şey oldu. Pazartesi sabahı öğrendik zaten kayıp olduğunu. Babam saat 11'de işte karakola gidiyor kayıt vermeye kayıpla alakalı. Ben mesajları görünce Melisa'dan da şüphelendiğim için önce Ankara'da olduğundan dolayı Ankara 112'yi arayıp o kızdan direkt şikayetçi oldum. Benim kardeşimden hani böyle böyle son onun yanında göründüğü için ifadesi alınsın istedim ama alınmadı. Sonra babamla birlikte karakola gittik. Oradan kayıtlara vesaire bakıldı. Kayıtlara baktığımızda 16:35'te bir görüntüsü var. Hani hastane girişi var. Ondan bir 5 dakika öncesinde de babam aranarak hani çocuğunuz Reşit eğer sizinle görüşmek istemezse hani size bilgi veremeyiz demişler. Babam da hani bilgi vermeseniz de olur. Ben yaşadığını bileyim. Bilgi vermeyin demiş. 16:35 ne? Şimdi 16:30'da babam aranarak çocuğunuz Reşit bilgisi veriliyor. Biz karakola gittik kızdan şikayetçi hastanede olmaya. Hastanede deniyor yani. Hastanede de 16:35'te girişi var olarak görülüyor. Samet'in. Doğru. Var mı? Hastaneyi aradık oradaki memur bey. Ancak böyle bir kayıt yok. Ondan sonra bize dedi ki
teröristle mücadele, narkotik, işte bu tür birimlerde gözaltı olunduğu zaman sistemde görünmez dedi. Ama dedi ben sizin için sorgulayacağım dedi. Dur şimdi Zehra abla, o kadar karıştırma bir tanem. Senin... Dur ben anlatayım. Değil. Nereye girmiş mi? Hastane girişi var mı? Şimdi hastanede şekilde. Giriş yok. Sadece polisin kaydında görünüyor o girişi. Hı. Şimdi... Hı. He, polis aradığı için hastaneleri o kriz... tamam yavrum, olmayan şeyleri şimdi anlatıp kafa sağlık dağıtma yani. Sağlık ocağında da gözüküyor ama aynı şey. Ama biz o saatte hiç arama polis aradığı için diyor. Polis aradığı için o işlemle, o isimle ilgili işlem yapıldığı için o görülmüştür diyor. Anladım. Tamam, sonra siz hastaneye gittiniz, var mı öyle bir kayıt? Yok biliyorsunuz. Yok. Kamera kayıtlarına da bakıldı o saatler ama çıkmadı. Çıkmadı. Biz yani daha zaten sonra... hastaneye gitsin. Zaten çocuk işte değil mi hayatım? Ha, o, yani o gün işe gitmiyor, o doğru. O gün işe gitmedi. Biz de sabah 11'de hastaneye girse zaten hastanede başına bir iş gelse, hayatını kaybetse zaten hastane kimse onu bırakmaz ki. Sonuçta hastane normal kayıp... Hayır hayır, bana şunu arkadaşlarımın söylediği yapan. Polise kayıp başvurusu olunca polis bir takım İsim sistemlere geçiyor, girdiğinde... tabii ki. Daha sonra da bakıldığında orada gibi gözükmüş. O da nasıl oluyor ben anlamıyorum, o sistem bize nasıl öyle görünüyor. Bize polisler öyle söyleyince biz de bir ümit olarak hastanelerin hepsine gidip baktık açıkçası ama yoktu. Bir de kardeşimin arabası o gün geziyor şehir içinde. Bize şu bilgi verildi. Şehir içinden arabada çocukla çıkmamış bilgisi verildi. Ben biraz ısrarcı oldum. Hani can güvenliğinden endişe ettiğimizi, kardeşimin normalde hiç böyle bir çocuk olmadığını belirttim. Daha sonrasında bize cinayet bürodan iki tane komiser geldi. Bizi dinlediler ve biz saat 4.30'da kameralara baktık. Şehir içi mobeselere baktık. Tam olarak plaka okunmuyor ama hani karşılaştırarak arabanın olduğunu düşündüğümüz bir aynı marka aracın belli bir noktaya kadar gidiyor. Hatta yorumlarda biri o noktada bir eczanede kardeşim gördüğünü de belirtmiş. O noktaya kadar gidiyor. Oradan U dönüş yapıyor. Daha sonrasında da buradan sonra ara sokağa girmişse ya da başka bir şey olduysa biz bunun takibini sağlayamayız. Bu şekilde Zeracığım, tek bunlar, tek kamerayla bunlar, bakmayın bunlar dediler. Zaten boş işler yani. Zaten bulunmuş kardeşinin orada artık yani. O araba bulunmuş orada. Şimdi artık bundan sonrası çıktı çıkmadı mevzusu değil. Bizim mevzumuz şu. Bu çocuğun bu yolda ne işi vardı? Aynen.